Ali Karahasanoğlu, bildirici, bilir misin, Faruk, ne demek? Psikologları, psikiyatrları kullanarak gözlerine kestirdikleri dindarlardan cinsel canavar icat eden şebeke suçüstü oldu. Profesör etiketi de olan Salih Zoroğlu, çoklu kişilik bozukluğu teşhisi adı altında çocukları, hayali olayları birinci derece akrabalarına bile isnat etmeye nasıl ikna ettiği ortaya çıkarıldı. Bekliyoruz ki, dindarları, cinsi sapık isnadı ile yerden yere vuranlar. Buradaki sapkınlığı da fikri takip ile sorgulasınlar. Nerede? Birinci gün haber yaptılar. Hemen ertesi günü, pardon, yanlış oldu. Biz Salih abimize hiç laf söyler miyiz? Söyletir miyiz? Modunda, Tornistan açıklamaları ile gazetelerini doldurdular, köşelerini bocaladılar. Bu konuyu es geçelim, daha fazla rezil olmayalım diyeceklerine, bu konuyu sapıkları savunacak şekilde gündeme getirmeye kalktılar. Neymiş? Akit bu konuyu kendi istediği şekilde gündeme taşıyormuş. Yok yok, durduk yerde Akit'i konunun merkezine yerleştirmiyorum. Bunların bir ombudsmanı var. Yıllarca hürriyette patronun şaklabanlığını yaptı. Bunu söylediğimizde hemen itiraz ediyordu. Yıllar içinde şablonlaştırdığı iki ya da üç tane eleştirel haberini önümüze koyup, bak ben sizin dediğiniz gibi birisi değilim, kendi gazetemi de eleştiriyorum, savunmasına soyundu. Hemen her gün, gazetesinde, gazetecilik etikleri ayaklar altına alındı. O bize, iki ya da bilemediniz üç tane eleştirel değerlendirmesini gösterip, kendisini aklamaya kalktı. Şimdi de, ateistlerin, sosyalistlerin top oynattığı bir günde, sözüm ona ombudsmanlık yapıyor. Akit'e saldırarak, eski görevini yeni gazetesinde devam ettiriyor. Diyor ki, gerçeğin bu kadar aleni biçimde saptırıldığı haber nadir görülür medyada. Yeni Akit, zillet medyası, FETÖ'cü sapık doktorun marifetlerini görmedi, başlığı altında, sol örgütlerin sesi bir günde birinci sayfadan tek sütuna verdiği haberle skandalı geçiştirdi, diye yazabildi. Okuduğunu anlamaktan aciz gazeteciler, işte böyle yorum yaparlar bildiricinin aktardığı akit haberi 20 Eylül tarihli. Dolayısıyla Bir Gün gazetesinin 19 Eylül tarihli nüshası yorumlanıyor. Evet, Bir Gün gazetesi Profesör Kabus diye 17 Eylül'de olayı manşet yapmış ama. Dindar insanları hedefe koyduğundaki gibi ertesi günü, sonraki ertesi günü, sonraki ertesi günü fikri takip ile olayı sürdürmemiş. Sen ne yapıyorsun? O bizim adamımız denilmiş. 17 Eylül'de manşet yaptıkları haberi, ertesi günü sıfırlamışlar. Sonra, yavaştan yavaştan, abimize sahip çıkalım, denilmiş. Bir günün haberi ilk yapan yazarı da, suçlama yaptığı dindar insanlar mahkemeden tekzip kararı aldırsalar bile, boşver. Cezası ne ise öderiz. Biz olayın gerçeğini, niye kendi köşemizde yayınlayalım ki? diyerek gelen açıklamaları çöpe attıkları halde. Salih Zoroğlu'dan geldiğini söylediği açıklamayı, hemen birinci gününde, mahkeme kararı falan beklemeden, köşesinde yayınlıyor. Sonradan konuya maydanoz olan Faruk Bildirici de, sanki Akit, bir gün gazetesi o güne kadar bu haberi hiç yapmadı, demiş gibi, kafa göz dağıtarak topa giriyor. Devam ediyor bildiricinin değerlendirmeleri, halbuki çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör doktor S. Salih Zoroğlu hakkındaki çocukları ilaç ve telkinlerle manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasını ilk olarak Timur Soykan gündeme getirmiş, bir günde bu haberi manşetten, hatta iki sayfa ayırarak duyurmuştu. İşte sorun da tam bu. Verdiğiniz haberi, ertesi günü sıfırlamak. Hatta üçüncü günü, sanığın açıklamasını doğruymuş gibi yayınlayarak, adeta özür dilemeye kalkışmak. Lütfen bana, açıklama hakkına saygı, demeyin. Nice dindar insanların açıklamalarını, mahkemelerden verilen kesinleşmiş kararlara rağmen yayınlamayanlar, bize, mahkeme kararına saygı, dersi vermeye kalkmasınlar. Tam bu noktada, Timur Soykan'ın sapık profesöre adeta özür dilercesine yayınladığı açıklamaya ilaveten, bildirici de destek yorumunu yapıyor. Bildirici, Akit'i eleştirmek için girdiği konuya, tam da Akit'i haklı çıkartacak şekilde, sapkın profesörün durumunu kurtarmak üzere değerlendirmelerde bulunuyor. Bildiriciden alıntılıyorum, bir gündeki, Profesör Kabus, manşetine eleştiriler de geldi. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Artı TV'de, temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Bizlere danışsaydı bu şekilde verilmesinin sakıncalarını anlatırdık. Doz aşımı gibi detayları araştırmadan ihlal olduğunu söyleyemeyiz, dedi. Vay uyanıklar vay, vay tilkiler vay. TSK'ya, kimyasal silah kullanıyor, diye alçakça iftira ederken, görüntüleri incelemem gerekiyor. Daha ayrıntılı bilgi sahibi olmam gerekiyor demeden direkt daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz diyen Şevnem Korur Fincancı Şimdi sapık profesöre destek vermek için temkinli açıklama yapmayı tercih etmiş. Bunu da Faruk Bey köşesine taşıyarak görevini ifa ediyor. Böylece Şebnem Hanım TSK için göstermediği temkinli hareket etme hassasiyetini şimdi FETÖ'cü sapkın profesör için yapıyor. Faruk Bey karşı görüşleri okuyucuya aktarma görüntüsü altında köşesine alıyor ve bizim de gözlerimizi yaşartıyorlar. Sakınca imiş. Detaylar imiş araştırmadan imiş. Söyleyemeyiz imiş. İşte busunuz siz Faruk. İsminin nereden geldiğini sorsam bilmem, öğrenmiş misindir? Basitçe söyleyeyim. Doğruyu yanlıştan ayıran, farkı ortaya çıkaran demek. Bir de Hazreti Ömer'e Faruk ismi verilmesinin kıssası vardır ki ibretlik bir olaydır. Her neyse biz bununla yetinelim. Faruk'un aslında gerçekleri nasıl gizlediğinden hareketle ona bir isim önermeyelim. Kendisini doğruları yazmaya davet edelim.